dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu çocukluk çağlarında başlayan ve erişkinlik döneminde devam edebilen bir bozukluktur. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı genellikle 6 yaşından sonra konulan bir tanıdır ve genellikle çocuğun ilk toplumsal ortama girdiği ilkokul ve ilk sıkıcı ve düzenli kuralların olduğu ilkokul birinci sınıftan itibaren ortaya çıkan bir problemdir. Tanı da bununla beraber konulur. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu çocuğun hayatını 3 alanda etkiler. Bunlar akademik başarısı, onun dışında arkadaş ilişkileri ve toplumsal uyum, kurallara uyabilme, kuralları ya da sınırlar içinde hareket edebilme durumudur. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu erişkinlik hayatta devam ettiği için tedavisi önemlidir. Neden önemlidir? Yani biz dikkat eksikliğini sadece akademik başarı ya da başarısızlık için tedavi etmemekteyiz. Kendilik algısı dediğimiz ya da benlik algısı dediğimiz bir durum var. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu eğer tedavi edilmezse çocuklarda bu benlik algısını bozarak davranış bozukluklarına, ergenlik dönemine doğru karşı olma, karşı gelme bozukluklarına, madde kullanımına ya da işte en sonunda kişilik bozukluğuna varacak problemlere sebep olabilmektedir. Bu yüzden biz tedavinin erken yaşlarda başlanması, tanının ne kadar erken konulursa ve tedavinin ne kadar erken başlanırsa çocuğun bu olumsuz durumlardan o kadar korunabileceğini düşünmekteyiz. Kendiliğinden geçer, büyüyünce düzelir gibi insanların yönlendirmesiyle başlamış olduğumuz tedaviler ya da işte başlanması muhtemel olan tedavileri aileler kabul etmemektedir. Bu durumda şu olmaktadır. Eğer çocuk ilk girdiği ortamda hareketliliği, dürtüselliği ve dikkat problemleri sebebiyle dışlanmaya başlarsa çocuk okul ortamından uzaklaşmaya başlıyor. Dikkat eksikliğiyle beraber akademik başarısı düşüyor. Çocuk yapamadığını, başaramadığını, bir işe yaramadığını düşündükten sonra davranışları olumsuzluğa doğru kaymaya başlıyor. Bu durumlar eklendiği zaman tedavi daha da zorlaşıyor. Bununla beraber ergenlik döneminde çocuklar içsel sıkıntılarını arayabilmek için tedavi olmadıkları zaman kendilerince tedavi arayışına giriyorlar. Ki genellikle arkadaş ortamında sunulan tedavi yöntemleri madde olduğu için çocuklar bir anda madde deneyimiyle karşı karşıya kalıyorlar. Zaten çocukların birçoğu dürtüsellik dediğimiz düşünmeden hareket etme kabiliyetinde oldukları için uzatılan ilk maddeyi deneyebiliyorlar. Maddeyi denemeleriyle beraber kısmen şikayetlerinde azalma olduğu için kişi bunun devamını ve tekrarlayan şekilde kullanmaya başlıyor. Madde kullanımı da çoğu zaman bağımlılık yapan maddeler üzerine olduğu için çocuk madde bağımlılığı açısından bir risk oluşturuyor. Burada benim ailelere söylemek istediğim şey şu: eğer dikkat eksikliği tedavisi kullanmazsanız, ki şu konuda yanlış bilgilendiriliyorsunuz, dikkat eksikliğinde kullanılan ilaçlar bağımlılık yapmazlar, bağımlılık yapma potansiyelleri olmadığı gösterilmiştir. Siz tedavisiz bırakarak çocuğunuzu bağımlılığa giden yola açıyorsunuz. O yüzden size verilen tedavileri mutlaka ama mutlaka düzenli bir şekilde doktor kontrolünde kullanmanız gerekmektedir ki bu sizin çocuğunuzu günümüzdeki en büyük sıkıntılardan biri olan madde konusunda korumaktadır ve koruyacaktır.